Evet dostlar tartışma teknikleriyle devam ediyoruz. En önemli dört kavrama bakacağız şimdi. Nedir bunlar? Sempozyum, panel, açık oturum ve forum ya da sizin en çok yanlış yaptığınız neler? Kavramlar. Maalesef bunlar bir türlü oturmuyor. İşte e, genelde işte siz panel diyorsunuz cevap forum çıkıyor. Panel diyorsunuz sempozyum çıkıyor. Sempozyum diyorsun panel çıkıyor gibi. Bunu bir açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Biraz uzun bir video olacak. Bütün detaylarını konuşacağız. Soruya nasıl bakmanız gerektiği, ne aramanız gerektiği üzerinden de bir çözümleme gerçekleştireceğiz. İlk etapta şunu söyleyeyim. Benim anlatımımda foruma kadar zihninizde belirli şeyler netleşmeyebilir. O yüzden bu videoyu sabırla izlemenizi öneriyorum. Niye? Çünkü kesin soru bunlardan bir tanesini her yıl soruyor. O soruyu doğru cevaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu kavramlar bazı alan eğitimlerinde de geliyor. Yani son 15 sorularda mesela dikap'ta gelebilir, sosyalde gelebilir, Türkçede, Türk Dil edebiyatında vesaire. Orada da bir soruyu en azından doğru yapmış olalım. Sevgili dostlarım, bizim için önemli. Şimdi öncesinde bir hazırladım gördüğünüz gibi genel görseli. Hepsi birbirine benziyor. İşte sempozyumda bir başkan var, bir uzman grup var, dinleyici grup var. Aynı para, aynı mantık panelde de var. İşte baş, başkan, uzman ya da uzman olmayan bir yapı açık oturumda. Keza yine nerede var? Forumda da var. Sen bunu nereden ayıracaksın? Mesela şu tabloya baktığında şunu söyleyebilirsin. Hocam başkan hepsinde var. Uzman grup hepsinde olabiliyor. Dinleyici hepsinde var. Hatta daha da e, ileriye giderek şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar mesela sürecin sonunda hepsinde ne yapılabilir? Soru cevap yapılabilir. Mesela panelde de soru cevap olur. Efendim işte yine e, sempozyumda da olur. Yine açık otur açık oturumda da soru cevap ne yapılabilir sevgili arkadaşlar? Yapılabilir. Keza forumda da soru cevap izleyiciler tarafından ne yapılabilir? Gerçekleştirilebilir. Yani tabloya baktığınızda herhangi bir ayrım noktası görülmüyormuş gibi olabilir ama bunların ayrım noktaları zaten bunlar değil sevgili arkadaşlar. Eğer ki bunlar olarak bakarsanız konunun da anlamlı bir şekilde öğrenilmesi ve soruların da etkili çözülmesi giderek ne yapacak? Zorlaşacaktır. Peki ayrım noktası nedir? Bakın mesela bunların hepsinde bir konu, bir problem durumu ele alınır sevgili arkadaşlar. Biz o konunun niteliğinden soruyu çözebiliriz ya da kavramsal yapıyı konunun niteliğinden ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Ya da Başkanın varlığı bize soru çözdürmeyebilir. Yani hepsinde başkan var ama başkanın rolü bize soru çözdürebilir. Ya da izleyicinin varlığı bize soru çözdürmez. Doğal olarak izleyicinin rolü bize ne yapabilir? Soru çözdürebilir. Konunun niteliğine, başkanın rolüne, efendim konunun nasıl ele alındığına, izleyicinin ne yaptığına gibi bu gibi şeylere bakarak soruyu daha etkin ne yapabiliriz? Çözümleyebiliriz. Ama dediğim gibi ilk başta Önce neye karar vereceğiz? Forum olup olmadığına çünkü öyle bir bağlam kurulanmalı. Benim anlatıma göre de en son zaten orada zihninizde bir şeyler ne yapacak netleşecek. Zaten genel ifadeyle şu da var, sizin e, sobut tip sorulara özellikle bu dörtlüğe verdiğiniz genel cevaplar ya panel oluyor ya da forum. Yani bakıyorsunuz öncüle olsa olsa paneldir diyorsunuz, bazen forum çıkıyor. Olsa olsa paneldir diyorsunuz bazen doğru çıkıyor. Çok şükür yaptım. Bazen diyorsun olsa olsa forumdur bazen doğru çıkıyor. Ama bizim anlatımızda inşallah videonun sonuna geldiğinde çözdüğünüz bütün soruları doğru yapabilecek bir veriye ulaşmamız gerekiyor. Dediğim gibi biraz sabır forumda her şey netleşir. Öncelikle sempozyumla ne yapalım? Başlayalım sevgili arkadaşlar. Soru olarak gelir. Sordu. Bilgi şöleni diye de geçer. Bir başka adı da, bir başka adı da Ders notumuzda da yer alıyor arkadaşlar. Şöyle de bir ifade kullanılıyor. Çok kullanılmaz ama bilmenizde fayda var. Seri konferans diye de ne yapabilir arkadaşlar? Karşımıza çıkabilir. Yani genel anlamda ÖSYM sempozyum olarak soruyor ama seri konferans ifadesini biraz da mantığını kavramanız için aslında ne yapacağım? Vereceğim. Şimdi şöyle bir bağlam aslında sempozyum dediğimiz şey sevgili arkadaşlar. İçeride sempozyum etkinliğinde Herhangi bir konu, herhangi bir problem durumu ne yapılacak, ele alınacak. Bizim için önemli bir yapı. E zaten şunu da söyledik. Her etkinlikte, buradaki her etkinlikte bir konu, bir problem durumu ne yapıyor? El alınıyor. Şimdi bu konu, bu problem durumu nasıl el alınacak? İsterseniz bunu yazın, isterseniz hiç yazmayın, ben anlatayım. Yani ben yazdıktan sonra tekrar sileceğim. Mesela bir tane konumuz olsun sevgili arkadaşlar. Herhangi bir konudan bahsediyorum. Tamam Bir tane konu. Bu iklim değişikliği olabilir, göç konusu olabilir, çocuk eğitimi olabilir, efendim aile içi şiddet olabilir. Aklınıza ne geliyorsa hepsini dahil edebilirsiniz. Sempozyum etkinliğinde bu konu sevgili arkadaşım. Mesela bir sosyolog bunu sosyolojik perspektifiyle el alır. Efendim bir psikolog bunu psikolojik perspektifiyle ne yapar? El alır efendim bir ekonomist bu konuyu ekonomik perspektifiyle ne yapar el alır. Bir biyolog mesela biyolojik perspektifiyle ne yapar el alır. Bir edebiyatçı edebi boyutuyla ne yapar bunu el alır vesaire. Ya da işte bir antropolog antropolojik boyutuyla ne yapar el alır gibi gibi gibi. Ya da bir pedagog bunu pedagojik boyutuyla ne yapar el alır. E doğal olarak burada şunu söylüyoruz aslında bakın dikkat edin. Sempozyum etkinliğinde ilgili konu ilgili konu farklı bilimsel boyutlarla ne yapılır arkadaşlar? Ele alınır. Yani bunu öncelikle oturtmamız gerekiyor. Konu farklı bilimsel boyutlarla, farklı bilimsel açılarla ne yapılır sevgili arkadaşım? Ele alınır. Bu bizim için önemli bir ne veridir. Bunu lütfen dikkat edelim. Tamam? Farklı bilimsel boyutlarla ele alınır. Buradaki her uzman da her uzman sevgili arkadaşlarım, uzman grup içerisindeki yer alan her uzman kendi alanında ne yapar? Görüş bildirir. Kendi alanında ne yapar sevgili arkadaşım? Konuşur. Hatta seri konferans denmesinin temel nedeni de aslında budur. Çünkü biraz önce konuştuk ya konferans etkinliğini. Orada da her uzman kendi alanında bilgilendirme yapıyordu. Burada da her uzman kendi alanında gerçekleştirir ama bir grup halinde ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Yani bir sosyolog bu konu üzerine konuşacaksa o konu sosyolog tarafından sosyolojik perspektiften el, alındı, el alınır. En önemli yapılardan bir tanesi bu. Bu bizim için önemli. Bir de ciddi bir ön hazırlık ister sevgili arkadaşlarım. Ciddi bir ön hazırlık ister. Bu önemlidir. Ciddi ön hazırlığın nedeni ise şu. Bakın sempozyum etkinliklerinde hiçbir uzman burada doğaçlama konuşma yapmaz sevgili arkadaşlar. Tamam? Hiçbir uzman burada doğaçlama bir konuşma yapmaz. Öyle rastgele bir etkinlik üzerinden ilerlemez. Her uzman sevgili arkadaşlarım burada ne gerçekleştirir? tebliğ sunumu gerçekleştirir. Tamam? Tebliği ya da diğer adıyla ne de diyebiliriz buna? Bildiri sunumu gerçekleştirir. Bir tebliğ ya da bildiri sunacak. Hocam bu tebliğ nedir? Bu bildiri nedir? Aslında bir çeşit makale. Yani ee, şöyle bir şey, bilimsel perspektiften yazılmış, bilimsel araştırma metotlarının uygulandığı ya da e, ilgili bilim alanının işte sosyoloji, psikoloji, ekonomi ise artık hangi bilim alanıysa o bilim alanının terminolojisinin kullanıldığı, yönteminin, metodolojisinin kullanıldığı bir çeşit makale sunumuna odaklanıyor. Doğal olarak sempozyum etkinliğinde hiçbir e, konuşmacı doğaçlama bir konuşma ne yapmıyor, yapmıyor. Aslında hazırladığı bir makaleyi, hazırladığı bir metni oradaki dinleyici gruplarla, diğer diğer uzman gruplarla ne yapıyor sevgili dostlar? Paylaşıyor. Genel kapsamı bunun adına ve bunun üzerine kurgulu. Bu yüzden de sevgili arkadaşlarım burada genel anlamda bilimsel bir dil kullanılıyor ya da akademik bir ne kullanılır? Dil kullanılır. Bizim için çok çok ne? Önemli. Buradaki Akademik dilin kaynağı, bilimselliğin kaynağı aslında o tebliğ sunumu üzerine odaklıdır. Yani zaten hali hazırda hazırlanmış bir metin üzerinden e, konuş, dinleyici gruba sunum gerçekleştirmesi ön plandadır. Bu bilimsellik, bu akademik dil sevgili arkadaşlarım sempozyum ortamını aşırı derecede ne yapar? Resmileştirir. Resmi ciddi bir ortamda ne yapar? Gerçekleştirir. Yani nihayetinde şunu görmeniz gerekir. Sempozyum ortamlarında bilim konuşuluyor. E doğal olarak bilimin konuşulduğu yerde laçka bir ortam olması ne yapmaz arkadaşlar? Beklenmez. Ya da samimiyet çok fazla orada ön plan ne yapmaz, çıkmaz. Bilimsel dil kullanıldığı için ortam giderek ne yapar? Ciddileşir, resmileşir diyebiliriz. Bu bizim için önemli. Tebliğ sunumun mantığı da buradan geliyor unutma. Doğaçlama herhangi bir şeyine söz konusu değil. Burada şöyle bir ayrım kullanılabilir buraya kadar olan kısımda. Mesela bu dört etkinlik içerisinde sevgili arkadaşlarım en bilimsel olanı hangisidir dersen sempozyum etkinliğidir. Mesela bilimsellik önemli bir ayrımdır sempozyum adına ama sadece de bilimsellik üzerinden ayrılma. Genelde bir ne yapmakta fayda var yine bakmakta fayda var. Bir de şu önemli bir özelliktir sempozyum için öyle kısa süreli bir etkinlik değildir sevgili arkadaşlar. Kısa süreli bir etkinlik değildir uzun sürer. Dikkat edelim buna önemli bir ayrıntı uzun sürelidir. Hatta şöyle bir yapısı vardır sevgili arkadaşlar. Oturumlar halinde ilerler. Tamam? Oturumlar halinde ne yaptığını unutmuyorsun. İlerlediğini unutmuyorsun. Bizim için önemli bir kural. Bunu sorularda bize verir. Tamam? Oturumlar halinde ne yapıyor? İlerler. Oturumlar halinde ilerler. Tek oturum değil. Unutmuyorsun. Önemli bir kural. Hatta bazen bu ifadeyi şöyle kullanabilir arkadaşlarım. Eş zamanlı, eş zamanlı oturumlar üzerinden ne yapar? Hareket eder. Seri konferans denmesinin nedeni de biraz burada yer alır. Hatta şöyle kurgulayabilirsin bir sempozyum ortamını. Bir oturum biter, diğeri başlar. Bir oturum biter, diğeri başlar. Konuşacak insan bulursanız bir sempozyum aylarca sürebilir demek bu. Tamam mı? Yani yeter ki oraya bildirilerini göndermiş, işte tebliğlerini hazırlamış konuşacak uzmanlar bulun. Her oturumda her konunun farklı bir boyutu, konunun farklı bir perspektifi ele alınır bilimsel yapıdan ve ne yapılır? Bununla yönelik bilgi paylaşımı ya da o konuyla ilgili değerlendirmeler gerçekleştirilir. Eş zamanlı oturumlar ya da birden fazla oturum da benim için yine ayrıcı bir özellik olduğunu ne yapma lütfen unutma. Bu ciddiyet, bu bilimsellik, bu eş zamanlı oturum genel çerçevede sempozyumun genel mantığını kurgular. Bu önemli ayrımlara dikkat. Oturum sonuna geldiğinde de dikkat edin. Hatta şöyle bir ifade kullanmak daha doğru olur. Her oturum sonunda her oturum sonunda da ne gerçekleşir sevgili arkadaşlarım? Soru-cevap gerçekleşir. Dinleyici grup uzman gruba neler sorar? Sorular sorar. Uzman grup da bunları ne yapar arkadaşlar? Cevaplar. Fakat buradaki soru cevabın yani dinleyiciden gelen soruların niteliği daha çok görüş bildirme, fikir beyan etme ziyade uzmanlardan neye yöneliktir sevgili arkadaşım? Bilgi almaya yönelik kurgulanmış bir soru yapısı ön plana ne yapar? Çıkar. Yani daha çok şöyledir. E hocam şöyle bir konuya değindiniz. Burası biraz kafada yarım kaldı. Burayı biraz açar mısınız gibi bir soru. İşte oradaki uzman da onunla ilgili bir soru cevabını ne yapar? Oluşturur genel çerçevede. Hatta şu da olabilir. O da mümkün. <laughs> dikkat edin. Yani zaten uzmanlar burada hazırlanmış metinleri sundukları için dinleyicilere akılda gelebilecek, akılda oluşabilecek soruları da aşağı yukarı böyle cevaplayarak ilerlerler. Bu yüzden soru sayısı da diğerlerine göre az olma ihtimali nedir? Vardır. Ama soru cevap etkinliği hepsinde ne yapar arkadaşlar? Kullanılır. Bunu lütfen ne yapma? Unutma. Benim için önemli olan şu ana kadar bu dersin şu anlık kısmına kadar olan yapı senin sempozyumu ben anladım demen. Yani sempozyum evet aşağı yukarı kafamda netleşti. Foruma geldiğimizde her şey çiçek gibi olacak. Biraz daha sabır. Gelelim şimdi panele sevgili dostlar. Panel en çok sorduğu etkinliklerden biri. Bir konu ya da bir problem durumu yine burada ne yapılacak sevgili dostlar? Ele alınacak. Bir konu ya da bir problem durumu ele ne yapıyor? Alınıyor. Buradaki temel mantık ise yine şuradan hareket eder. Dikkat edin. İlgili konu, ilgili konu farklı açılardan El alınır. Tamam mı? Farklı açılar farklı boyutlardan el alınır. Farklı açılar ya da farklı boyutlarla el alınır. Şimdi, e hocam bu ifadenin aynısını nerede de kullandın? Sempozyumda da kullandın. Ama bak sempozyumun ayrıcı özelliği o boyutun, o açının ne olması sevgili dostum? Bilimsel bir perspektiften el alınması. Biz panelde bilimselliği çok fazla ne yapmayız? Aramayız. Bunun yanında bu farklı açı ve boyutlar aynı zamanda konuya ne katar sevgili arkadaşım? Derinlik katar. Tamam derinlik katar. Detay katar ve yoğun birine katar sevgili arkadaşlarım. Ayrıntı katar. Yani ilgili konu ayrıntılı, derinlikli ve detaylı bir şekilde panelde ne yapar? Ele alınır. Ama Konunun ele alınış biçimi panelde size çok fazla soru çözdürmez. Bazen gözlemliyorum bana gelen sorulardan, atılan sorulardan falan işte diyorsunuz farklı açıları gördüm, panele gittim. Bunu yapmayın. Tamam bunu yapmayın çok etkin bir ipucu değil arkadaşlar. Bazen o sorunun cevabı forumda çıkabilir. Aynı şekilde oraya bir bilimsellik vurgusu yapar efendim. Onu nereye çekebilir? Sen sempozyuma çekebilir. Net bir şekilde oradan cevaba ne yapılmaz, gidilmez. Peki ayrıca özellikleri neler? Şundan hareket edelim. Bizim için önemli kurallar. Bir kere sevgili dostlar, şöyle bir özelliği var panelin. Bu diğerlerinde yoktur bak dikkat edin. Grubun içinden seçilen bir ne vardır? Başkan söz konusudur. Yani panelde, panelde başkan grubun içinden seçilmiş ve tartışmaya dahil edilmiş bir yapıya odaklıdır. Tamam mı? Bu önemli bir ayrıntı. Grubun içinden seçilen birine başkan ifadesi. Mesela 2017'de bir sorusu var bence sadece bu ifadeden çözülüyor. Orada mesela farklı açıları da kullanmasına rağmen bu ifade çok daha nettir. Çünkü panele özgü bir şeydir bu. Grubun içinden seçilmiş başkan. Niye? Çünkü tartışmaya başkan da ne yapabilir demek? Katılabilir demek. Tamam mı? Bu anlamda önemli bir özelliktir. Unutmuyorsun. Başkan tartışmaya ne yapılabilir? Katılabilir. Önemli bir ayrıntı niye? Çünkü zaten grubun içinden seçilmiş. Bunun bir başka bağlamı da var. Onu birazdan konuşacağız. Başkan tartışmaya ne yapabilir? Katılabilir. Ama sempozyumda bu özelliği görmeyiz. Sempozyumda başkanın çok üst düzey bir rolü yoktur. Sempozyumdaki oturum başkanı oturum başkanlığı genelde o oturum başkanını onur edilmek için verilmiş bir görevdir aslında. Mesela o oturumla ilgili, o oturumun konusu neyse artık o konuda üstün çalışmalar, iyi çalışmalar yapmış bir akademisyendir. Hoca ederler ki hocam gel sen bu oturumu yönet. O sadece şunu yapar. Önce konuşmacıları tanıtır, konuyla ilgili genel perspektifi sunar, konuşmacılara sırayla söz haklarını verir. En son etapta da konuyu değerlendirip olayı ne yapar? Kapatır. Genel mantığı bu. Ama panelde tartışma sürecini hem yürüten hem de tartışma sürecine katılan kimdir başkandır. Bir de en önemli özelliklerden bir tanesi şudur. Tamam mı? Bak dikkat et. Burada uzmanlar, uzmanlar alan dışı ne yapabilir arkadaşlar? Konuşabilir. Önemli bir ayrıntıdır bu. Bunu panel etkinliğini bilimsellikten ne yapar uzaklaştırır. Alan dışı ne yapabilir? Konuşabilir. Önemli özellik mantığını kavra diye veriyorum. Belki bunu sana soruda vermeyecek ama genel ayrımını rahatlıkla buradan ne yapabilirsin? Görebilirsin. Bak buna bilimsellik katan kendi alanında konuşması. Bunu bilimsellikten uzaklaştıran ne? Alan dışı ne yapması? Konuşması. Aynı zamanda şu özellik çok önemlidir sevgili arkadaşlarım. Dikkat edelim. Genel ifadeyle ya da genel yapıda panel etkinliğinde ortak paydada buluşmuş insanlar vardır. Hem bu uzman grup için geçerli hem de nedir arkadaşım? <laughs> İzleyici grup için nedir? Geçerli olarak ne yapılabilir? Alınabilir. Ortak paydada buluşmuş insanlar. Önceliğimiz burada tabii ki nedir arkadaşım? Uzman grup üzerinden kurgulanır. Mesela uzman grubun ortak paydada buluşmuş olması ne demektir? hemen hemen aynı fikirleri savunan hemen hemen aynı görüşleri savunan yani fikirleri aşağı yukarı bir yerde eşitlenebilecek bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi sen şöyle düşün ortak paydada buluşmuş insanlar arasında ya da buluşabilen insanlar arasında hırgür çıkar mı? Ya da herhangi bir kavga oluşur mu? Hayır. O yüzden sevgili arkadaşlar, panelin o hani ezberinizde olan bir mantığı vardır ya, samimi ortam denilen şey. Samimi ortam işte buradan doğar. Bu yüzden de bu samimi ortamdan hareketle siz ne kadar bilimsel olmaya çalışsanız da sevgili arkadaşlar, o iş eninde sonunda neye döner? Sohbet diline dönüşecektir. Temel mantığı aslında bunun üzerinden kurgulu. Yani paneldeki samimiyet nereden geliyor? ortak paydada buluşmuş olmaktan geliyor. Buradaki resmiyet nereden geliyor? Bilimsellik, akademik dilden geliyor. Yani sempozyum ortamında uzmanlar birbirini tanımayabilir. Oradaki amaç şudur, yani kendi bilimsel perspektifinden, alanının bilgisini insanlara ne yapmak? Sunmak. Onunla ilgili bir bilgi paylaşmak. Ama burada ortak paydada buluşmuş insanlardan hareket ettiği için o samimiyete, sohbet diline eninde sonunda ne yapar? Döner. Hatta şu bile vardır, dikkat edin. Panel etkinliğinde sadece konuşmacı grup değil, İzleyici grubunda büyük çoğunluğu aslında ortak paydada buluşmuştur. Yani salonun bir samimiyeti vardır diyebiliriz. Onu da şöyle açabilirim. Yani benim en çok yaygın kullandığım örneklerden biri, edebiyatta çok karşılaştırılan iki isim. Yani Nazım Hikmet ve e, nedir Necip Fazıl sevgili arkadaşlar. Mesela Naz Nazım Hikmet ile ilgili bir panel varsa oraya muhtemelen Nazım Hikmet sevenler gider. Necip Fazıl ile ilgili bir panel varsa oraya da muhtemelen Necip Fazıl sevenler gider. Ha istisnalar olabilir bak oraya girmiyoruz ama genel çerçevesini sunuyoruz. Hatta şöyle söylenebilir bunlar ortak paydada buluştuğu için genel anlamıyla samimi bir ortamda genel çerçevesini ön plana çıkaracaklar için ben şöyle bir afiş görsem mesela Necip Fazıl ile ilgili bir panel afişi görsem hemen onu da şunu söylerim. Ya derim ki burada Necip Fazıl'ı övecekler. Aynı şeyi Nazım Hikmet'le yapılan ilgili yapılacak bir panel için de söyleyebilirsiniz. Yani demek ki burada Nazım Hikmet ne yapılacak? Övülecek. Aslında burada şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Ortak paydada buluştukları için genel anlamda hemen hemen aynı fikirleri savundukları için sevgili arkadaşlar burada ulaşılacak sonuç da öncesinde bellidir. Yani neyi konuşacakları, neyi savunacakları hep ne bunların üzerinden yürütülebilir. Doğal olarak burada herhangi bir çözüme ulaşma amacı ya da bir çözüm üretme amacı nedir arkadaşlarım? Yoktur. Çözüme ulaşma ya da çözüm üretme amacı ne yapmaz? Taşımaz. Bu bizim için önemli bir ayrım. Ama sempozyum bir ne üretir sevgili arkadaşlar? Çözüm üreten bir yapıya nedir? Sahiptir. Genel çerçevesi, genel mantığı bunun üzerine ne yapmış? Kurgulanmış diyebiliriz. Çözüm ulaşma amacı lütfen unutma bunu yok. Belki sana soru çözdürmez ama öncülü anlamanı ne yapacaktır? Sağlayacaktır bu önemli. Bu yüzden burada bu ayrımı unutmuyorsun. Önemli. Bir de şuna dikkat edelim arkadaşlar. Tek oturumdur. Yani panel dediğimiz şey uzun soluklu, uzun süreli ne yapmaz arkadaşlar? İlerlemez. Tek oturumludur. Oturum başlar ve biter. Her oturum sonunda dikkat edelim. Her oturum sonunda ne gerçekleşir sevgili arkadaşlar? Soru cevap etkinliği gerçekleşir. Unutmuyorsun oturum sonlarında soru cevap etkinliği gerçekleşir. Burada dinleyiciler konuyla ilgili, konuşulan meseleyle ilgili uzmanlara ne yöneltirler? Sorularını yöneltirler. Uzmanlar da cevaplarını ne yapar? Verir. Genel anlamda buradaki de soru cevap etkinliği genel çerçevede neye yöneliktir sevgili arkadaşlarım? İzleyicilerin, dinleyicilerin bilgi almaya yönelik sorduğu sorulardan ne yapar? Oğlu şur. Benim için önemli olan şey bu tabloya kadar, buraya kadar olan kısımda. Hocam ben aşağı yukarı sempozyumla panelin ayrımını algıladım. Mesela bilimsellik eş zamanlı oturumlar Tebliğ sunumu, bildiri sunumu, her uzmanın kendi alanında konuşması vesaire gibi şeyler görüyorsam sempozyuma giderim. Daha çok samimiyet, ortak paydada buluşmuş insanlar, grubun içinden bir başkanın seçilmesi, efendim işte e, konunun detaylı bir perspektifle el alınması vesaire. Buradan da hareketlere panele giderim diyorsan benim için hiçbir sorun yok. Önemli olan ikisinin ilk etapta ayrımını ne yapabilmek? Yapabilmek. Şu bağlamlar kafanızda oturmamış olabilir ilk etapta. Yani nasıl bilgi almaya yönelik soru hocam. Onları en sonda açtığımda zaten her şey kafamızda netleşecek. Gelelim açık oturum kavramına sevgili arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Yani bir başkan var. Bir grup var. Bu grup uzman da olabilir, uzman olmaya da bilir. Bak bazen böyle genellemeler yapıyorsunuz. Saçma sapan lütfen oraya düşmeyin. Mesela onu da nereden öğreniyorsunuz bilmiyorum. Mesela soru şöyle başlıyor. Uzman grup. Diye başlıyor. Hemen sen açık oturum ve forumu eliyorsun diyoruz çünkü öyle bir bilgi var kafanızda yani açık oturumda forumda uzman yok ifadesi kafanızda. Oradan hareketle gide gide panele kalıyorsunuz. Aslında sorularınızın cevaplarının çoğunun panel ve forum olmasının nedeni bu. Yani uzman grup görünce hemen ikisini eledin, değil mi? Hemen ikisini eledin. Kala kala panele kalıyorsun zaten. Başka bir şey işaretleyemezsin. Eğer ki soruda uzman grup vurgusu yoksa bu ikisini eliyorsun. Kala kala neye kaldın? Foruma kaldın. Bak uzman yok demek değil o. Tamam Uzman olma zorunluluğu yok. İkisi farklı şeyler. Yani forumda da açık oturumda da uzman ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Bu yüzden uzman gruptan soru eleme ya da seçenek eleme mantığını ne yapıyorsun? Unutuyorsun. Sabırla bekliyorsun şimdi. Uzman da olabilir, uzman olmaya da bilir. Şimdi burada önemli ayrıntılardan biri şu. Yine burada açık oturumda sevgili arkadaşlar bir konu, bir problem durumu ele alınır. Tamam Bir konu, bir problem durumu ele alınacaktır. Ama burada konunun niteliği diğerlerine göre nedir arkadaşlar? Farklıdır. Mesela şöyle düşün. Dostoyevski ile ilgili panel olur. Dostoyevski ile ilgili sempozyum da olur ama açık oturum olmaz. Açık oturumda Putin'i konuşursunuz. Rusya Ukrayna Savaşı'nı konuşursunuz. işte G8 zirvesini konuşursunuz. işte Euro 2024'ü konuşursunuz vesaire. Yani güncel olan neyse o konuşulur. E doğal olarak burada konunun ne olması lazım sevgili arkadaşım? Güncel olması gerekiyor. Konu hep nedir? Günceldir. Unutmuyorsun. Doğal olarak Burada açık oturumun bir neyi vardır arkadaşlar? gündemi vardır. O gündemin dışına ne yapmaz kolay kolay çıkmaz. Günceldir ve gündem üzerinden ne yapar? İlerler. Önemli. Daha çok böyle herkesi ilgilendiren, genele hitap eden, daha çok insanı kapsayan bir yapıya ne yapar? Odaklanır. Genel örnek üzerinden de şöyle hatırlayabilirsin. Bir televizyon formatı üzerinden ne yapar arkadaşlar? İlerler. Televizyonda yaygın bir şekilde gördüğümüz her şey açık oturum mantığıdır. Meclis de bunun örneğidir evet. Aklından geçtiğini biliyorum. Meclis de bunun örneğidir. Ama şu var mesela işte bazen soruyorum arkadaşlara özellikle yüz yüze derslerde falan açık oturum nedir diyorum meclis gibi hocam diyor. Meclis nasıl diyorum işte meclis gibi hocam diyor yani o demek ki bilgiyi tam oturtmuyor. Bak işte örnek ezberlemek bu yüzden kötü yani meclis gibi de sana meclis gibi bir soru yapılandırmadığı zaman açık oturum sorusunu ne yapamıyorsun? Çözemiyorsun. Orada farklı bir bağlam var. Şuradan hareket edeceksiniz sevgili dostlar. Açık oturumda, açık oturumda temel öge kimdir sorusunun cevabı benim için çok önemli. Tamam mı? Temel öge kimdir? Temel öge her zaman sevgili dostlar başkandır. Bakın, buraya kadar olan süreçte sempozyum olsun, panel olsun, başkanın ağırlığından ya da başkanın yapısından hiç bahsettik mi? Hayır, hiç bahsetmedik genel anlamda. Değil mi? Burada işte başkanın ağırlığı ve önemi burada devreye ne yapıyor sevgili dostlar? Giriyor diyebiliriz. Peki başkan ne yapıyor da burada temel öge? Bir kere sevgili arkadaşlar, şunu asla unutmayın. Buradaki konuşmacılar her zaman nasıl konuşacaktır? Başkanın belirlediği sırada konuşulur. Yani başkanın belirlediği sıra asla ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Kafama göre konuşma ne yapamam? Yapamam. Başkanın belirlediği sınırlar burada ön plana çıkar. Hatta aynı mantıkta başkanın belirlediği sürede konuşulur. Bakın dikkat edin. Bazen bayrama 5 dakika veririm, bazen 12 dakika veririm. Bazen Ömer Hoca'ya 12 dakika veririm, Tufan Hoca'ya 8 dakika veririm. Yani bunu belirleyen tamamen kimdir? Başkanın kendisidir. Bu kafa karışıklığına meydan vermesin. Evet bir eşit süre vardır. Bak dikkat et bir eşit süre vardır ama o süreyi kim dağıtır? başkan dağıtır. İstediği şekilde bunu ne yapabilir? Koordine edebilir. Aynı şekilde başkanın belirlediği konu konuşulur sevgili arkadaşlar. Yani başkanın belirlediği konu dışına kolay kolay ne yapılmaz? Çıkılmaz. Başkan orada hemen ne yapar? Müdahale eder. Bunun örneklerini vereceğim ve en önemlisi başkanın belirlediği kim konuşur sevgili arkadaşlar? Kişi konuşur. Onun dışındakiler söz ister ve sözü başkan verdiğinde devreye ne yapar arkadaşlarım? Girer genel çerçevede. Mesela televizyonda çok gördüğümüz bir şeydir bu değil mi? Diyelim ki 3 tane konuşmacı var. İşte İngiltere'yi konuşsun. Almanya'yı konuşsun, efendim Rusya'yı konuşsun mesela. Rusya'yı konuşan Rusya ile ilgili konuşur. Mesela Rusya'yı konuşan kişi İngiltere'ye konuşmaya girdiğinde, Avrupa'yı konuşmaya girdiğinde başkan orada der ki o soruyu Bayram Bey'e soracağım bekle. O soruyu Tufan Bey'e soracağım. Bekle. Niye? Önünü hemen keser. Çünkü orada sınırı belirleyen kim? Her zaman için başkan. Aynı şekilde konunun sınırını çizdiği gibi hangi konuyla ilgili kimin konuşacağını da belirleyen kişi o. Meclis bu yüzden öyle zaten. Meclis başkanı hemen çıkıyor kürsüye. Diyor ki işte Sivas milletvekili Gökçer Ateş'i konuşması için kürsüye davet ediyorum. Sayın vekil süreniz diyor 7 dakikadır. Ben orada 7 dakikada ne anlatacaksam anlatıyorum. Ha ek süre verebilir mi? Verebilir. O da kimin takdirinde? Başkanın takdirinde. Ama artık süre vermek istemiyor. Süreci kendisi el almak istiyorsa mikrofonu yukarıdan ne yapar? Kapatır. Çünkü o sınırın dışına ne yapamazsın? Çıkamazsın. O zaman dikkat et bak açık oturumda temel yönelim hep şudur arkadaşlarım. Tamam dikkat ediyorsun. Başkanın belirlediği neler? Sınırlar içerisinde gerçekleşir. Her zaman bu sınırı kim belirliyor? Başkan belirliyor. Başkanın belirlediği sınırların dışına açık oturumda ne yapılamaz? Çıkılamaz. Ve en önemli yapılardan biri, başkan isterse sevgili arkadaşım, başkan isterse birden fazla söz hakkı ne yapabilir? Verebilir. Birden fazla söz hakkı ne yapılabilir? Alınabilir. Hani meclis örneği üzerinden gidiyoruz ya genelde. Orada da şu yapılır. Hani biri çıkar, mesela konuşur bir partiye atar. Sonra o partiyi temsilen biri gelir. Sonra der ki: "Sayın vekil size söz hakkı doğdu. Gelip tekrar konuşabilirsiniz." İşte o söz hakkını verme yetkisi ya da istemi tamamen kime aittir? Açık oturum sürecinde başkanın denetiminde geçer. Başkanın en ağır olduğu, tamam mı? Başkanın en ağır olduğu, süreci yönettiği nerededir dersen açık oturumda ne yapar? Yer alır. Burada bir de şu var sevgili arkadaşlar. Önemli ayrımlardan bir tanesi. Hocam başkan ağırlığına neden sempozyum ve panelde bu kadar değinmedik? Orada aslında oto kontrol uzmanlar tarafından sağlanıyor. Burada başkan bir kontrol mekanizması. Mesela şöyle düşün o televizyon programlarında falan çok karşılaştığımız bir şey ee, konuklardan bir stüdyoyu terk ediyor. Başkan böyle yani sabit. Umrunda değil çünkü. Niye oranın otoritesi, oranın süreci yönlendiren zaten başkan stüdyoyu terk edip gidebilirsin. Ben zaten orayı istediğim gibi ne yapabilirim? Yönlendirebilirim gibi bağlamlar ön plana çıkar. Genelde farklı görüşteki insanlar olur ki tartışma daha böyle harlansın, alevlensin, başkan onu kontrol etsin şeklinde ilerleyen bir yapı ön plana ne yapar? çıkar. Peki soru cevap olur mu? Evet, soru cevap olur sevgili arkadaşlar. Burada da şöyle yazalım. Soru cevap olur, değil mi? Hem süreç içinde olabilir, dikkat edin. Hem süreçte olabilir. Önemli bir ayrım bu. Hem de süreç sonunda olabilir. Tamam? Hem de süreç sonunda gerçekleşebilir. Ama kim izin verirse olur başkan izin verirse olur. Tamam? Her şey burada neyin izni dahilinde yürür? Başkan izni dahilinde yürüyen bir yapı vardır. Süreçte ya da süreç sonunda kimin izni dahilinde başkanın izni dahilinde gerçekleşen bir yapıda hareket eder. Tamam? Buradaki en özgün yapı aslında neye e, odaklıdır? Açık oturuma odaklıdır. Yani şu yapıyı bilen biri ben bunu diğerleriyle karıştırıyorum hocam vesaire. Ne yapılması mümkün değil? Denmesi mümkün değildir. Dekor olsun diye buraya tablet koyduk. Bekleye bekleye şarjı bitti arkadaşlar. Bari kapatayım da öylece kalsın. Bayramın fikriydi. Böyle bir dekor koyalım diye. Güzel de oldu ilk etapta. Ama şimdi şarjı bittiği için arada da böyle yüzde ifadesi yapıyordu. Onu kapatıyorum. Başkanın belirlediği sınırlar bizim için ne sevgili dostlar? Önemli. Bunu lütfen ne yapma unutma. Bak sempozyumda panelde, açık oturumda ve hatta forumda başkanın ağırlığını bu kadar ne yapmasın hissetmezsin. Genel mantığı, genel çerçevesi bunun üzerine kurgulu. Şimdi mesela kafanda meclis örneği de oturmuş olmalı. Tamam mı? Meclis örneği de kafanda ne yapmış olmalı? Oturmuş olmalı. Bizim için önemli kurgu. Niye? Çünkü orada da başkan ağırlığını ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Şimdi buraya kadar. İnşallah sempozyum Panel, açık oturum, kafadan ne yapmıştır? Netleşmiştir. Yani en azından benim için önemli olan şu üçüne baktığında hocam ben bu üçünü artık ayırırım. Forumu da bir kurtarırsak tamam diyorsanız amacımıza eriştik anlamına gelir. Şimdi her şey çiçek gibi olacak. Gelelim. Forum bizim için en önemlisi. Niye? Biraz önce de belirttiğim gibi sizin genel cevaplarınız panel ya da forum üzerinden geliyor. Hatta şunu söylüyorum ben derslerde falan. Siz bu dört kavramı yanlış yapıyorsanız aslında yanlış yapma nedeniniz forumu bilmiyor olmanız. Gerçekten yani forum bilinmediği için hepsi birbirine ne yapıyor? Karışıyor diyebiliriz. Şimdi forumda sevgili arkadaşlarım yine belli bir konu, belli bir problem durumu tartışılır. Tamam? Yine belli bir konu, belli bir problem durumu ne yapar? Tartışılır. Ama konunun sınırları Konunun gideceği yer çok belli değildir. Nereye varacağını bilemezsiniz. A'dan başlayıp Z'de çıkma ihtimaliniz var. Yani doğal olarak burada konuların sınırları ne yapmaz çizilemez. Genel çerçevede sevgili arkadaşım, farklı görüşlere sahip, farklı görüşlere sahip insanlar tarafından bu konular ele alınır, değerlendirilir, çözüm önerileri sunulur. Şimdi bak, ortak paydada buluştukları için ortam samimi. Farklı görüşler olduğu için de daha çok böyle sert bir ortamda geçer. Tamam mı? Sert, gergin bir ortamda ne yapabilir? Geçebilir. Ama buradan ayıramazsınız. Bu özellik farklı görüşler, sertlik, gerginlik ise niçin geçerlidir? Aynı özellik açık oturumun içinde geçerlidir. Buradan ayırmaya ne yapma? Kalkma. Nereden ayıracağım peki hocam? Hemen şuradan ayırıyorsun sevgili dostum. Bak dikkat et. Hemen hemen buraya kadar birçok şeyi konuştuk. Mesela uzmanların temel öge olduğu daha çok ne? Sempozyum ve panel değil mi? Yapısal olarak birbirinden farklı. Temel ögesi sempozyumun bilimsel olmak değil mi? Uzmanların bilimsel perspektiften el alması. Panelde daha çok bir bilgi paylaşımı ön plana çıkıyor. Burada ise kim var? Başkan var. Kimi konuşmadık biz? Kimi konuşmadık? Elbette ki izleyiciyi, dinleyiciyi ne yapmadık sevgili dostlar? Konuşmadık. Bizim için önemli. Doğal olarak forumun temel ögesi sevgili arkadaşlar izleyicilerdir, dinleyicilerdir. Tamam Bu bizim için önemli bir yapı. Yani forumda süreci yönlendiren, süreci bambaşka bir yere evrilten her zaman kimdir? İzleyicidir. İzleyici olmadan forum ne yapmaz sevgili arkadaşlar? Olmaz. Bu örneği ezberlememe sözüyle size açıyorum. Güncel bir örneği var. Belki de çok izlenen bir şey. İçinizde izleyenler de var. Hatta belli seçim dönemlerinde vesaire böyle tartışmalı konular olduğunda daha ön plana çıkan bir program. Artık bir bu hipotez çalışıyor şükür. Ee, mevzular açık mikrofon etkinliği arkadaşlar bu YouTube'da izlediğiniz falan o etkinlikte oradan bir forum örneği. Eskiden genç bakış vardı o örneği verdiğimizde çok çalışmıyordu yani kuşak değiştiği için ama şimdi artık bu e, somut örnek var tamam mı? Yani mevzular açık mikrofon etkinliği tamamen birine forum etkinliğidir. Ne yapıyor orada etkinlik içerisindeki hazırlayanlar sunanlar? Mesela şöyle düşün ya gerçekten orada izleyiciler olmasa o programı izler misiniz? Yani programın sunucusu herhangi bir kişiyi davet etse, onunla konuşsa falan mesela. Söyleşidir o. Belki çok sevdiğiniz birisi izlenir. Ama oradaki izleyici aslında onun izlenmesine ne yapıyor? Vesile oluyor. Peki forumdaki temel ögenin izleyici olma gerekçesini bu örnek üzerinden nasıl anlamlandırabiliriz? Gel. İzleyici orada ne yapıyor? Bir, bir kere şuna dikkat et sevgili arkadaşım. Forum etkinliğinde izleyici sürecin başından sonuna nedir? Aktiftir. Sürecin başından sonuna kadar neymiş? Aktif. Bizim için önemli bir kural. Başından sonuna kadar aktif. Yani süreci kim yönlendiriyor yine? İzleyici yönlendiriyor. Siz sadece bazen şuradan ayrım yaptığınız için hatta yapıyorsunuz. İzleyici soru sorar. Evet, izleyici soru sorar. Tamam mı? İzleyici soru sorar. Ama bu sorular sevgili arkadaşım bu sorular daha çok böyle bilgi almadan ziyade sorgulamaya yöneliktir. Dikkat edin, sorgular, eleştirir, değil mi? Eleştirir yine aslında sorularıyla neyi yönlendirir arkadaşlar? Süreci yönlendirir tamam mı? Sorularıyla süreci ne yapar? Yönlendirir. Hani biraz önce dedim ya siz herhangi bir konu ya da herhangi bir problem durumu belirlemiş olabilirsiniz. Ama sürecin nereye gideceği, konunun nereye gideceğini kim belirler? İzleyici belirler. Bakarsın B'yi konuşuyorsun, bakarsın D'yi konuşuyorsun. Bir bakmışsın T'yi konuşuyorsun. Yani izleyici artık neyi sorar, ne üzerinden giderse buradan hareket eder. Genel çerçevede şurada somutlaşmış olmalı şimdi bak. Mesela burada daha çok bilgi almaya yönelik sorular varken burada daha çok sorgulamaya, eleştirmeye yönelik, süreci yönlendirmeye yönelik sorular vardır. Aynı şekliyle dikkat et sevgili arkadaşım. İzleyici burada neler bildirir? İzleyici görüş bildirir. Önemlidir bak. Diğerinde bu yoktur ha. Görüş bildirir, fikir beyan eder. Yani ben de bunu düşünüyorum diyebilmesi fikir beyan etmesi doğrudan bununla ilgilidir. Diğerlerinde bunu gözlemleyebilir, gözlemlemezsin. Sempozyumda izleyici fikir beyan etmez, görüş bildirmez, sorgulamaz. Tamam? Daha çok bilgi almaya yönelik soru sorar. Açık oturumda panelde genel çerçevesi onun üzerinden ne yapar? İlerler. Doğal olarak sevgili arkadaşlar, burada temel ögenin izleyici olması doğrudan neyle ilişkiliymiş o zaman? İzleyici sürecin başından sonuna aktif izleyici süreci ne yapan, yönlendiren bir roldedir sevgili arkadaşlar. İzleyici olmadan ne olmaz? Forum gerçekleşmez. Bu süreci yönlendirirken de, bu süreci yönlendirirken de yazılı sorulardan, görüşlerden, sözlü soru ve görüşlerden ne yapabilir arkadaşlar? Hareket edebilir. Sözlü sorular ya da görüşler üzerinden ne yapılabilir? İlerletilebilir. Şimdi soru cevap zaten <laughs> Başından sonuna ne yapabiliyor, gerçekleşebiliyor. Bu yüzden bağlamsal olarak burada. Mesela bir sorusu şöyleydi. Diyor ki işte e, beslenme ve diyetisyenlerden oluşan bir uzman grubu. E, sınıfa davet etmiş. Bunlar önce temel bilgileri aktarmışlar. Sonra izleyicilerin yazılı soru, yazılı ve sözlü sorularını cevaplamışlardır. E hocam ben burada forumu nereden, o forum olduğunu nereden çıkaracağım? Yazılı, sözlü sorulardan değil bak. Dikkat et. Ö önce uzman grup temel bilgiyi aktarmış ya, sonra izleyiciler sorular sormaya başlıyorlar. O sorular sürecin yönlenmesini, sürecin ilerlemesini ne yapıyor? Sağlıyor. İşte bu yüzden aslında orada nereye gidiyorum? Foruma gidiyorum. Süreci yönlendirmeye izleyicinin başladığı bir yapı görüyorsan orada her zaman ne var o zaman? Forum vardır. Soru cevap dediğin şey, görüş bildirme dediğin şey sadece nereye özgüdür? Foruma özgü bir yapı üzerinden ne yapar? Hareketlenir. Şu an kafanda bir şeylerin netleşmiş olması gerekiyor ama tam değil. Çünkü birkaç tane daha eksik bilgimiz var. Onları bir toparlayıp videomuza da son noktayı koyalım. Şimdi biraz önce söyledim tekrar söylüyorum. Şunu kullanmıyoruz. Uzmandan hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. Yani soru uzman grupla başladı diye sen tutup da açık oturumla forumu ne yapmıyorsun? Elemiyorsun. Temel kurallardan bir tanesi. Çünkü bunlarda da ne olabilir? Uzman olabilir. Tamam mı? Bunlarda da uzman olabilir. Aslında ya da uzman ne yapmayabilir? Olmayabilir. Buradaki uzman yok vurgusu süreci yönlendirenler üzerinde. Mesela biz başkanın uzman olup olmadığıyla ilgilenmeyiz. Ama konuşmacı grup uzman ne yapabilir? Olabilir. Nihayetinde o televizyon programlarında gözlemlediğimiz bir sürü doçent profesör var yani. Ama başkanın niteliğiyle ilgilenmeyiz. Burada ise uzman olmayan kimdir dersen yine sürecin yönlendiricisi olan izleyiciler ve dinleyicilerdir. Ama uzmanlar, konuşan grup ne olabilir? Uzman olabilir sevgili arkadaşlar. Önemlidir. Mesela işte ben hatırlıyorum Celal Şengör'ün falan katıldığını, İlber Hoca falan katılıyor yani forumlara değil mi? O zaman nedir o aynı mantıkta? Orada bir uzmanlık ön plana çıkabilir. En büyük yanılgılarımızdan biri şu. En büyük yanılgılarımızdan biri şudur. Dikkat edin. O da panelin sonu forumdur. Genel olarak da, da zaten burada yanılıyoruz. Eğer ki böyle bir bilgi vermiyor, bilmiyorsanız sorun yok. Ama bir yerlerde karşınıza çıkacaktır. Tamam mı? Bir yerlerde karşınıza çıkacaktır. Ben hemen onun da yapısal mantığını açmaya çalışayım. Hatta el yükselterek açayım. Aslında burada sempozyumunda, panelinde, açık oturumunda sonu neye dönüşebilir arkadaşlar? Foruma dönüşebilir. Ama en kolay hangisi dönüşür? Panel dönüşür. Şimdi sevgili dostlar burada bir şeyin forum olabilmesi için ne olması lazım? İzleyicinin aktivitesinin artması değil mi? Bak dikkat et. İzleyici aktivitesi ne yapmalı? Yükselmeli. Süreci yönlendirmeye başlamalı. Ya da sevgili arkadaşım kontrolü artık izleyicinin alması gerekiyor değil mi? Temel mantıklı. Aslında forumun özeti bu. Şimdi sempozyum kolay kolay forma dönüşmez. Hani şu sürecin sonunda gerçekleşen soru cevap etkinliği var ya, sürecin sonunda gerçekleşen soru cevap etkinliğinde mesela izleyiciler orada görüş bildirmeye ya da aktiviteyi yükseltmeye başladığında forma dönüşebilir. Ama kolay kolay dönüşmez. Niye? Çünkü karşınızdaki uzman burada e, bilimsel bir bağlamda bir şey açıklamış. Bir tebliğden, bir makaleden sunum yapıyor, değil mi? Ve en önemlisi dil bilimsel Şimdi buradaki kullanılan dilin bilimsel oluşu sizin karşısına geçip de böyle doğaçlama yolla görüş bildirmenizi çok doğru oluşturmaz. Bu yüzden sevgili arkadaşlar sempozyum bu bilimsellikten kaynaklı kolay kolay foruma ne yapmaz dönüşmez. Şimdi açık oturumda da sürecin hem içinde hem dışında sürecin sonunda şey var mı? Soru cevap var mı? Var. İzleyici aktivitesi burada artabilir mi? Evet artabilir. Değil mi? Ama kimin otoritesini kırmak zor? başkanın otoritesini kırmak zor. Bu yüzden kolay kolay forma ne yapmaz, dönüşmez. Yani uzmanların rolünü izleyiciye ne yapmaz başkan burada? Kolay kolay vermez. Ama en kolay hangisi dönüşür dersen, en kolay hangisi dönüşür sevgili arkadaşım? Aha bu samimiyetten kaynaklı. Bu samimiyetten kaynaklı panel dönüşecektir. Çünkü niye? Panel etkinliğinin sonunda gerçekleşen soru cevap yapısında o samimiyetten kaynaklı, o samimi havadan kaynaklı izleyiciler uzmanları kendine yakın görüp görüş bildirmeye, fikir beyan etmeye falan başladığı anda o panel etkinliği neye dönüşmüş olur arkadaşlar? Forum etkinliğine dönüşmüş olur. Neden? Çünkü izleyici aktivitesinin orada artık ne yaptığını gözlemleriz. Arttığını gözlemleriz. İzleyici süreci ele almıştır. Süreci yönetmeye başlamıştır. Bu yüzden de o neye dönüşür? Foruma dönüşür. Genel bağlamı, genel kapsamı bunun üzerine kurguludur. Peki sorularda ne yapmam lazım hocam? Sorularda şunu yapman gerekiyor sevgili dostum sorunun öncelikle forum olup olmadığına karar vermelisin. Yani öncülü okuyacaksın önce başından sonuna. Bu forum bu forum değildir diyorsan zaten diğerleri kendiliğinden açığa çıkıyor farkındaysan. Çünkü temel problemimiz bizim ne? Forumu bilmiyor olmak, yani forumun işleyişini net olarak bilmediğimiz için ne olup bittiğiyle algılayamadığımız için genel çerçevede sanki bütün soruların cevabı forum ya da sanki bütün soruların cevabı panelmiş gibi algılıyoruz. Öyle bir bağlam yok. Bu kuralları, bu bağlamları unutmazsan eğer ki hiçbir sorusunu kaçırmazsınız. Bak elden geldiğinde size bütün detaylarını verdim, anahtar sözcüğe hiç girmedim görmen gereken bir sürü ne verdik arkadaşım ipucu verdik. Lütfen bunları kullanarak ilerle. Öyle tek sözcükten, iki tane sözcükten, bir tane bunu gördüm bu, bunu gördüm bu falan onlarla bu işler ne yapmaz arkadaşlar? Olmaz ha. %60 olur, 65 olur, 70 olur ama %95, %100 olmaz. Bizim için önemli olan bu soruların hepsini Tek kalemde okuduğunuz anda forum, okuduğunuz anda sempozyum, okuduğunuz anda A, bu paneldir diyerek bunun öğrenilmiş olması ki risk edecek ne bir zamanımız ne de bir ebeğimiz var sevgili dostlar. Bunlara dikkat ederseniz çok çok sevinirim. Ayrıntılarla ilgili sorularınız falan olsa yorumlarda falan iletebilir. Onların da çözümlemesini yaparız.